Gençler selam, ben Fatma Gönen, beslenme ve diyet uzmanıyım. Bugün sizlerle yeme bozuklukları hakkında konuşmak istiyorum. Yeme bozuklukları ergenler, özellikle genç kızlar arasında giderek yaygınlaşan ciddi bir sağlık problemi. Bu sorunun hem ruhsal hem de bedensel nedenleri var. Yeme bozuklukları en sık 15-19 yaşlar arasında ortaya çıkabiliyor ancak ergenlikten önce ve erken ergenlik döneminde de görülebiliyor. Bununla birlikte erkek ya da kadın her yaşta insanda yeme bozukluğu olabiliyor. Yiyeceklere, vücut ağırlığına ve görünüşüne aşırı derecede takıntılı olan bu kişilerde yemekle ilgili duygular ve düşünceler ciddi boyutlarda rahatsızlık vermeye başlar. Bu durum nedeniyle sağlıkları, sosyal ilişkileri ve günlük aktiviteleri olumsuz etkilenir. Yeme bozuklukları sadece besinler ve vücut ağırlığı ile ilişkili değildir. Yeme bozukluklarının altında genellikle öz saygının düşük olması, depresyon, kontrol kaybı duygusu, değersizlik, kimlik karmaşaları ve aile içi iletişimde problemler gibi sorunlar yatar. Gelin yeme bozukluğuna yol açan etmenleri daha ayrıntılı inceleyelim. Bedenini gerçekte olduğundan farklı algılama bu etmenlerden bir tanesi. Bedeniyle aşırı ilgili olmak, bedeninde olmayan bir kusuru varmış gibi algılamaya veya küçük bir kusuru aşırı büyütmeye neden olabilir. Bir diğer etmen, belirli bir vücut ölçüsünün değişmez bir standart olarak görüldüğü veya yemek yemenin sürekli teşvik edildiği toplumlarda yaşamak yeme bozukluklarına yol açabilir. Üçüncü etmen ise arkadaş etkisi. Arkadaş grubunuzdaki beden algılarına yönelik olumsuz tutumlar ve ifadeler de yeme davranışınızı olumsuz etkileyebilir. Bunun yanı sıra taşınma, okul değişimi gibi yaşamınızda meydana gelen önemli olaylar da yine yeme bozukluklarını tetikleyebilir. Ayrıca vücudunuzdaki biyolojik süreçler ve genetik yatkınlıklar, çevrenizin yeme davranışınıza olan tutumları da bu durumun sebepleri arasında. Peki, yeme bozuklukları nelerdir? Amerikan Psikiyatri Birliği yeme bozukluklarını 4 gruba ayırıyor. 1. Anoreksiya nervoza. 2. Bulimiya nervoza. 3. Tıkanırcasına yeme bozukluğu. 4. Tanımlanmamış diğer yeme bozuklukları. Önce anoreksiya ile başlayalım. Anoreksiya, beden algısının bozulması nedeniyle ortaya çıkar. Bu durumda kişiler sağlıksız bir düzeyde zayıf olmayı hedeflerler. Çok düşük bir kiloda olmak istemeleri, kilo almaktan veya şişmanlamaktan çok korkmaları nedeniyle yeme davranışları bozulur. Anoreksiya hastaları genellikle tehlikeli derecede zayıf olmalarına rağmen kendilerini şişman hisseder ve aynaya baktıklarında kendilerini şişman görürler. Yeme davranışları ile ilgili sorunları olduğunu da inkar ederler. Vücut ölçülerini kontrol etmek adına sürekli tartılır, beden ölçümlerini alır veya aynada sürekli kendilerini seyredip eleştirirler. Bu durum kansızlığa, vücutlarındaki elektrolit dengesinin bozulmasına, kalp atım hızında düzensizliklere, kadınlarda regl düzensizliklerine, saç ve ciltte bozulmalara neden olabilir. Bunun yanı sıra kaygı bozukluğu, panik atak gibi başka psikiyatrik bozukluklar da ortaya çıkabilir. Bulimia ise aşırı yemek yeme ve diyet dönemlerinin iç içe olduğu bir yeme bozukluğudur. Aşırı yemek yeme döneminde bireyler kontrolsüz bir şekilde yemek yerler. Bu sırada çoğu zaman şeker, karbonhidrat ve yağ oranı dolayısıyla enerji değeri yüksek olan besinleri seçerler. Besinleri çok hızlı yiyerek bazen tadını almadan yutabilirler. Aşırı yemenin sonrasındaki diyet döneminde ise bunu telafi etmek için bir dönem hiç yemek yemezler, kendilerini kusturmaya çalışabilirler, bağırsakların çalışmasına neden olan ya da idrar söktürücü ilaçlar kullanabilirler veya aşırı egzersiz yapabilirler.
Genellikle bu davranışlarını da gizlice yaparlar. Anoreksiyanın aksine bulimiyada bireyler normal kiloda ya da hafif şişmandır. Hastalık vücutta tansiyon düşüklüğü, kalp atım hızında azalma, vücuttaki elektrolit dengesinin bozulması, yemek borusu hasarları, tükürük bezlerinde büyüme ve diş çürümesi gibi sorunlara yol açabilir. Bir diğer bozukluk, tıkınırcasına yeme bozukluğu ise normal bir insanın yiyebileceğinden daha çok yiyeceği yeme durumu. Burada hastalıkta rahatsızlık verecek düzeyde tokluk hissedene kadar kontrolsüz bir şekilde yemek yeme nöbetleri yaşanır. Aşırı yemenin yol açtığı suçluluk, utanç ve sıkıntı duyguları nedeniyle tekrar aynı şekilde yemek yerler ve bu bir döngü şeklinde devam eder. Ancak bulimiyadan farklı olarak aşırı yemek yedikten sonra bunu telafi etmek için farklı davranışlarda bulunmazlar. Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan bireyler genelde hafif şişman ya da şişman grubundadır. Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan obez hastaların özellikle kalp damar sorunları, karaciğer yağlanması ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara yakalanma riskleri yüksektir. Yeme bozukluklarının tedavi edilebilmesi için öncelikle hastalığı tetikleyen duygu, düşünce ve davranışlarla ilgili sorunları çözmek gerekiyor. Bunun için doktorlar, psikologlar ve psikiyatristler ile beslenme uzmanlarının beraber çalışması gerekir. Siz de bu konuyla ilgili bir problem yaşadığınızı düşünüyorsanız, bunu bir sır olarak tutmak yerine güvendiğiniz arkadaşlarınızdan, aile bireylerinizden veya öğretmenlerinizden biriyle paylaşabilirsiniz. Ardından mutlaka vakit kaybetmeden uzmanlardan yardım alın. Unutmayın, yeme bozuklukları ruhsal ve fiziksel sağlığın bir ayrılmaz bütün olduğunun en önemli kanıtlarından biri. Fiziksel olarak sağlıklı olabilmek için ruhsal durumunuzun da sağlıklı olması gerekiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.